Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adazey Discord eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde 1 dakikada profesyonel Discord sunucusu nasıl kurabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzde 1 dakika içerisinde profesyonel bir Discord sunucusu nasıl kurabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Bunu bugün nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Yani ortalama 1-2 dakikanızı falan alacak. Çok uğraşmayacaksınız. Videomuzun süresinin uzun olduğuna bakmayın arkadaşlar. Gerçekten mantığı kavradıktan sonra sizin 1 dakikanızı alacak. Yani o kadar fazla uğraşmanıza gerek yok. Bugün hazır Discord sunucusu kurmayı göstereceğim. Bununla alakalı biz daha önceden bir video çekmiştik. Çektiğimiz videomuz Erenspot'la alakalı. Şu anda ekranda çıkmıştır. Hatta ben size buradan göstereyim videolar bölümünden. Bu videomuzu biz Erenspot'la çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi 2 dakikada Discord sunucusu kurmak diye. O videomuzda Erenspot'un özelliğini kullanarak yapmıştık. Orada normal yani public bir sunucu, bir de J4J sunucusu olması lazım. Onları kurabiliyorsunuz. İsterseniz bu videoyu beğenmezseniz o videoyu izleyerek onu da kurabilirsiniz. Gayet güzel bir bot olduğunu söyleyebilirim. Onu da kullanıp sunucunuzu güzelleştirebilirsiniz. Bugün kullanacağımız botumuz arkadaşlar template botu. Bu bot sayesinde insanların yapmış olduğu, sitelerine koymuş olduğu sunucuları, beğendiğimiz sunucuları alıp kendi sunucumuza ekleyeceğiz ve böylelikle hiç uğraşmadan hazır bir sunucu elde edeceğiz. İçlerinde gayet en iyileri var, işte kötüleri var, orta seviyede sunucular var. Bunları siz kendi gözünüzde belirleyerek kendi sunucularınıza ekleyebileceksiniz. Gayet kullanışlı bir bot olduğunu söyleyebilirim. Botun sitesi, davet etme linki falan vesaire bütün linkler açıklama kısmında bulunmaktadır. Oradan gidip botu sunucunuza davet edebilirsiniz. Şimdi ilk önce Discord sunucumuza bir girelim. Oradan bir sunucu oluşturalım ve ondan sonra botu sunucumuza bir davet edelim. Hemen Discord'umuza giriyoruz. Arkadaşlar burası da benim kendi Discord sunucum. Buraya gelip yapamadığınız şeyleri bize sorabilirsiniz. Hepinize elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda Discord sunucumuz 970 kişi. İnşallah en yakın zamanda da 1000 kişi olacağız arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra Discord sunucumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir Discord sunucusu oluşturmamız gerekiyor. Sol tarafta bulunan artı ikonuna tıklıyoruz. Bakın burada bir sunucu ekle yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan kendim oluşturayım. Buradan benim ve arkadaşlarım için seçeneğini seçiyorsunuz ve buraya Discord sunucunuzun ismini yazıyorsunuz. Sizde yine bir sunucu olacaktır veya olmayacaktır. Bunu kesinlikle hazırda bulunan bir sunucunuzla yapmayı önermiyorum çünkü bütün odaları silecek, bütün rolleri silecek. O yüzden böyle bir şeye kalkıştıysanız sıfırdan bir sunucu yapın arkadaşlar. Benim tavsiyem odur. Böyle sunucunuz patlatıldıysa tabii ki bunu yapabilirsiniz ama böyle normal kullandığınız bir sunucuya bunu yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Hemen buraya bir isim yazalım. Template yazalım. İşte sunucu kurma diyelim. Oluştur diyelim buradan. Hemen sunucumuzu oluşturalım. Evet arkadaşlar, şu anda sunucumuzu oluşturduk. Şimdi isterseniz botu sitesine gidelim ve botu sunucumuza davet edelim. Hemen sitemize giriş yapıyoruz. Artı ikonuna basıyoruz ve buraya Discord templates.com.tr yazarak giriş yapabilirsiniz. Hemen böyle ben bir enter'a tıklıyorum ve sitelerine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada giriş yap butonuna tıklayarak hesabınızı işte siteye bağlayabilirsiniz. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi bizi burada ilgilendiren kısımlar hangisi, ona bir ilk önce bakalım. Şimdi ilk önce yapmamız gereken bir işlem botu sunucumuza davet etmemiz gerekiyor. Hemen isterseniz botu sunucumuza bir davet edelim. Buradan botu ekle ikonuna tıklıyoruz ve önümüze yeni bir site açılıyor arkadaşlar. Buradan botu kendi Discord sunucumuza davet edeceğiz. Hemen bir sunucu seçten hemen şöyle açmış olduğumuz sunucuyu hemen bulalım. Hemen nerede bakalım. Evet, buradaymış sunucumuz. Hemen buradan seçtik sunucumuzu ve davet et'e tıkladık. Zaten yönetici olarak geldiği için çoğu yetki oluyor. O yüzden yetkilendir'e tıklayarak botu sunucumuza davet ediyoruz. Evet, şu anda bot sunucumuza gelmiş bulunmakta. Burayı kapatabiliriz. Bakalım, görmüş olduğunuz gibi bot sunucumuza geldi. Buradan rol ayarlamanıza gerek yok. Zaten tam yetkili bir şekilde geldiği için hiçbir şekilde rolleri ayarlamanıza gerek yok. Hemen buradan sitesine tekrardan giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar şimdi bizi ilgilendiren kısım burası. Burada etiketler bölümü var görmüş olduğunuz gibi. Buraya tıklayarak istediğiniz türde sunucular bulabiliyorsunuz. İşte öne çıkanlar olsun, rol yapma, eğitim, oyun gibi bir sürü kategori bulunuyor. Buralardan istediklerinizi seçerek istediğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Mesela en çok sunucusu bulunan kategori olan oyun kategorisine giriş yapacağım ve oradan sunucu bulacağız arkadaşlar. Hemen şuradan oyun kategorisini seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bize oyun kategorisi adı altında bulunan işte sunucuların olduğu yere attı. Buradan istediğinizi bulabilirsiniz, seçebilirsiniz.
Mesela bu 11.557 kere kullanılmış mesela. Bunu kullanabilirsiniz. Burada bakın bir sürü şeyler bulunuyor. Tabii ki bu böyle yetmiyor. Şu ikona basarak yan sayfaya gidebilirsiniz. Bir sürü sunucu olduğunu söyleyebilirim. Bir sürü işte şablonlar bulunuyor. Siz de böyle buradaki şablonları alabilirsiniz. Şu yukarıda bulunan şablon ekle butonuna tıklayarak da şablonunuzu bu siteye yükleyebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı olduğunu size söyleyebilirim. Hemen görmüş olduğunuz gibi sunucularınız bunlar. Şurada mesela Türkçe yapılan bir sunucu bulalım. Mesela bakın Türkçe yapılan bir sunucu. Hemen buraya basıyorum, bakalım nasıl bir sunucu olduğunu üstüne basarak görebilirsiniz. Burada yapımcısının ismi yazıyor arkadaşlar. Mesela bakıyorum, bakın arkadaşımız böyle bir sunucu yapmış. Yani güzel, işte müzik odaları var, özel odalar var, işte oyunların ses kanalları vesaire vesaire var. Mesela siz bu sunucuyu beğendiniz. Bunu nasıl sunucunuza ekleyebilirsiniz? Bakın burada sağda tüm rolleri göstere tıklayarak sunucuda bulunan rolleri görebilirsiniz. Mesela işte bayan üyeler, üyeler, moderatör, ekip gibi burada rolleri oluşturmuşlar. Buradaki şeyleri görebilirsiniz. Şimdi bu sunucuyu nasıl kullanabiliriz? Hemen ona geçelim. Şimdi arkadaşlar burada kullan butonuna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar var olan sunucuyu seçiyoruz. Buradan yeni sunucu oluşturabilirsiniz ama var olan sunucuyu da kullanabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Yeni sunucu diyerek size yeni bir site atıyor. Buradan hani bir şablona tıkladığınızda yeni bir yer açılıyor ya. Aynı onun gibi buradan size sunucu kurduruyor. Buna gerek yok ama isterseniz yapabilirsiniz. Biz buradan var olan sunucu diyoruz. Buradan arkadaşlar burayı kopyalıyoruz. İsterseniz burayı okuyabilirsiniz. Botla ilgili şeyler veriyor, detaylar veriyor. Bunları okuyabilirsiniz. Buradan arkadaşlar bu kodu kopyalıyorsunuz. Hemen buraya geliyorsunuz ve buraya arkadaşlar Ctrl V yapıyorsunuz. Burada zaten komutu geliyor. Hani böyle direkt enterlarsanız bot size tepki verecektir böyle. Burada sizlere soru soruyor işte template hakkında, yani sunucu hakkında bilgi veriyor. Mesela 52 tane oda ve işte kategori varmış, 12 tane rol varmış, işte template'in kodu buradaymış falan. İşte kurmak istiyorsanız buna, istemiyorsanız buna basın diyor. Buraya biz yeşil tike basıyoruz arkadaşlar. Burada yine birkaç şey söylüyor, bunları okuyabilirsiniz. İngilizce olduğu için şu anda çeviri yapmayacağım. Hemen buradan yine işte bu template'i kurmak istiyorsanız bu butona tıklıyorsunuz ve bot size DM'den bir mesaj atıyor arkadaşlar. İşte sunucunuzu kurmaya başladığınızla alakalı. Burada yavaştan sunucuyu kurmaya başlıyor arkadaşlar. Bunu izleyebilirsiniz. Birazcık zaman alacağını söyleyebilirim. Çünkü bütün rolleri tek tek oluşturuyor. Bütün işte odaları tek tek oluşturuyor. Bunlara bakabilirsiniz. Şöyle yavaştan oluşturmaya başladığını görelim. Ben burayı hızlandırayım. Evet arkadaşlar, şu anda kurma işlemi bitti. Kurma işlemi bittiğinde böyle DM'den size işte mesaj atıyor arkadaşlar. Bunu da görebilirsiniz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sunucumuzu tıpatıp aynı şekilde kurdu. Hatta sizlerle birlikte bir karşılaştırma yapalım. Güvenlik diye bir kategori var burada arkadaşlar. Kayıtsız üye diye bir oda açmış. Hemen buradan karşılaştıralım. Hemen burada bakıyorum mesela güvenlik, kayıtsız, işte bot kontrol, denetim kaydı gibisinden odaları oluşturmuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Mesela rollere bakalım. Bakın buradaki roller bu kadardı. Hemen buradan sunucu ayarına giriyorum. Bakıyorum hemen. Rolleri tıklıyorum. Bakın arkadaşlar tıpatıp hepsini yapmış görmüş olduğunuz gibi. Bütün roller sorunsuz geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde odalar da sorunsuz bir şekilde geliyor. Yerlerini falan her şeyini ayarlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani kısaca sunucuyu böyle kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Yani siz de uğraşmadan böyle kolayca yapayım geçeyim diyorsanız böyle kolayca sunucularınızı kurup işte kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yapamadığınız bir şeyler olursa Discord sunucumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Elimizden geldikçe herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım videomuz sizler için yararlı olmuştur. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.